Görürüm. Öyleydi çünkü biz politikaya başladığımız zaman bize büyüklerimizin öğrettiği şey seçmen veli nimettir. Yani esnafın müşterisi nasıl veli nimeti ise seçmen de veli nimettir. Ve talep eden o sesi duymak zorundadır. Dolayısıyla ben kimim? Ben bir grubu olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ve iktidar olmayı arzu ediyorum. Çok istiyorum arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla bu seçimde tabii seçimin getirdiği bir zorunluluk var. İki şey halinde gidiliyor. Grup halinde. İttifaklar 2018'den beri ittifaklar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla önce Cumhur ve Millet İttifakı diye vardı. Şimdi üç ittifak halinde gidiliyor. Ve siz bu ittifakların içinde bulunan siyasi partilerden hoşunuza giden, sizin dertlerinize çözüm ürettiğine inandığınız bir partiye oy vereceksiniz. Asla yapılan iş bu kadar. Ve burada da özne sizsiniz. Yani veli nimet olan sizsiniz. Neyiz? Biz isteyen tarafız. Talip olan, yani şunu hep yani esnafın bizleri çok iyi anlayacağını biliyorum. Onun için hep esnaf gezerim senelerdir. 3 yıldır da geziyorum. Şunu eğer siz takdim edip bu çok iyi bir şeydir. Buna sizin almanızı biz istiyorsak eğer sizin bunu almak için hangi ihtiyaca sahip olduğunuzu ve ya bununla ilgili neleri düşündüğünüzü bilmek zorundayız. Dolayısıyla öyle takdim etmemiz lazım. Şimdi evet bir seçime gidiliyor. Bu seçimle ilgili bütün siyasi partiler demin dediğim süreç içerisinde her birinizin, Türkiye'de yaşayan herkesin oyuna talip. Ama üzüldüğüm bir şey var doğrusu. O da şudur. Biz sanki seçime değil de seçim seçmenin bayramıdır. Seçime değil de cenge gidiyoruz mübarek yani Allah Allah nidalarıyla. Bunu çok yanlış buldum. Üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Seçmenin bayramıdır seçimler. Bizim de siyasetçinin de tartıya çıkıp sizin tarafınızdan tartıldığınız, kimimize sen hadi bakalım bizim avukatımız olacaksın, muhalefet oldun. Kimimize de hadi bakalım sen bize hizmet edeceksin, sen de iktidar oldun dediğiniz ve bizim siyasetçi olup buna itiraz etmediğimiz, edemeyeceğimiz, etmememiz gereken, çünkü bu sizin emriniz oluyor. Seçmenin emri baş üstüne deyip ona göre durum almamız, konum almamız gerekir. Dolayısıyla bütün siyasi partiler gibi biz de bu çerçeve içinde geziyoruz, dolaşıyoruz. Sizin gibi sivil toplum örgütlerine gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Ben seçim dışında böyle bir çatının altında hiç bugüne kadar propaganda yapmamışımdır. Mesela 3 yıl esnaf gezdim. Biraz evvel il başkanımıza da söyledim. Burada sanki bu sokakta gezdik mi diye sordum. Dükkan dükkan gezdim. Van'da da 3 ilçeyi gezdik. Geldik 3 ilçeyi gezdik. Dolayısıyla ama o dükkanın içine girdiğim andan itibaren ne kendi partimi övdüm ne de bir başka partiyi yerdim. Çünkü orası propaganda yapmak yeri değildi. Dinleme yeriydi. O dükkanın içindeki müşteriyi dinledim. O esnafı dinledim. O kadar çok şey öğrendim ki. Şimdi bizim seçmenin bize verdiği vazife şuydu 2018'de. Bize dedi ki kardeş hadi bakalım sen bizim avukatımız olacaksın. Halkın avukatı olacaksın. İktidar dedi ki sen hizmet edeceksin. Şimdi halkın avukatı olan muhalefet ne yapar? Dinler, derdi dinler, çözüm üretir ve iletir. Şimdi pandemi döneminde Allah var bazı şeyleri yerine getirdi iktidar. %100 olmasa da sizden öğrendiğimiz ve çözümünü önerdiğimiz. Şimdi ise dileğim, duam, Allah'tan niyazım şudur ki bizleri siz rekabet yani sizin oyunuzu almak üzere hizmet etmek ve de proje üzerinden rekabet ettiğimiz sizin de o çerçeve içinde not verdiğiniz bir seçim olsun. İnşallah başka şaibelerin konuşulmadığı, sizin hür iradenizle sandığa oyunuzu attığınız ve çıkan oy da bizim için baş göz üstüne olduğu bir seçim olur diye dua ediyorum. Onun bir parçası yani bu seçimin böyle yürümesi için de hem sandıklar açısından hem bu dilin düzelmesi açısından da üzerimize düşen gayreti yapacağız demektir. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben Seyitan Bey ile tanıştığım zaman kendisinden bir şey rica etmiştim.
O bu çerçeve içerisinde şimdi bazı geziler yapıyoruz. Aynı şekilde il başkanımız da Van'da bazı programlar yapmıştı. Bazı büyüklerimiz de görüştürmüştü beni bu esnaf gezdiğim süre içerisinde. Seçimden sonra çok daha fazla gelip gideceğiz. Biraz evvel il başkanımıza arabada söyledim. Bizim seçim bittikten sonra inşallah tabii her siyasi parti gibi, her iddialı siyasetçi gibi bu seçimi biz alırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeriz. Ondan sonraki fasılda dedim ki ben bizzat gelip kendim çalışacağım bu bölgede. Çünkü çok şey değişti Türkiye'de. Sadece Kürtler ve Türkler anlamında söylemiyorum. Gençler ve yaşlılar anlamında da söylüyorum. Çok şey değişti. Yani 7 yaşında bir torunum var benim. Allah hepimizinkini bağışlasın ve bağırdığım zaman, yüksek sesle konuştuğum zaman bana diyor ki babaanneciğim emir kipiyle konuşma lütfen. Uyarayım. Ya ben ona lütfen diyecekmişim kibar bir sesle. Şimdi yani ben babamın yanında, kayınpederimin yanında, kayınvalidemin, anamın yanında bacak bacak üstüne atmadım hayat boyu. Şimdi oradan buraya geldik. Bütün bunları anlamamız lazım. Evet. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Etnik aidiyetler üzerinden o da ayrı ama onun üstüne bir de böyle dijital dünya girdi hayatımıza, sosyal medya girdi hayatımıza, cep telefonu, şu meşhur cep telefonları, akıllı telefonlar girdi hayatımıza, baba her şey girdi. Şimdi bunların oluşturduğu değer setleri var. Onun için birbirimizi daha iyi anlamanın yolu, yaşlar birbirini anlıyor, gençler birbirini anlıyor. Arada bir şey var, kopukluk söz konusu. Mesela kayınvalideli gelinler birbirini anlar. İster Van'da yaşasın, ister İzmit'te yaşasın. Ama bizim gelinler bilmez. Bilmez. Doğru mu? Doğru. Ya işte bak ortak noktamız. Dolayısıyla inşallah bu seçimlerin hayra vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Bu ziyaretimiz bu çerçeve içinde. Misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım, sadece Van değil, hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinden gelen aşağı kayıslarımız var. Onu da söylemek istiyorum. Hanımefendi de Malatya'dan. Biz o aşağı kayısımız hanım ağa yani. Doğru Yol Partisi'nin milletvekili adayı. İçişleri Bakanı olduğumuzda sizinle beraber çalışmıştık. Uzun günler siyaseti yaptık. Malatya'dayım ben. İsminiz? Nimet Doğan. Ha tamam, bildim şimdi. Evet. Şu an bildim. Biz ona şirket. Kadim Aşırı Taraf Federasyonu ilk temsilcisi ama asıl. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizleri de burada görmek ayrı bir şey. Ben kadın ve gençlikten sorumlu genel başkan yardımcısı olduğumda Öznur Hanım DYP'nin kadın kolları başkanıydı. Bir hanım daha vardı, bir de siz vardınız. Evet, üç kişi. Üç hanımdı. İkisi hanım ağaydı. Şimdi hatırladım. Şimdi öyle demeyelim. Hayır, o zaman öyleydi. Böyle yani beş kişiyle gezerlerdi. Hayır, hayır. Buyurun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çıktılar mıydı? Çıktılar mıydı? Çıktılar mıydı? Çıktılar mıydı? Çıktılar mıydı? Çıktılar mıydı?